Akil insanlar heyeti sadece gerçekleri anlatmak, sadece doğruları aktarmak, sadece kardeşliği pekiştirmek için şu anda çok başarılı faaliyetler yürütüyorlar. İnşallah ayın 9'unda Akil İnsanlar Heyeti'nin başkan, başkan vekili, sekreterleriyle İstanbul'umuzda şu geçen bir aylık sürecin bir değerlendirmesini yapacağız. Ve ondan sonra da kalan bir aylık sürecin yol haritasını değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlarım, bakın şu rakama özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bir aydır sahada faaliyet gösteren Akil İnsanlar Heyeti'ne karşı Türkiye'nin tamamında yapılan eylemlere katılan kişi sayısını biliyor musunuz? Rakam veriyorum size. 4980 kişi. Türkiye'nin tamamında. Ağırlıkla MHP'lilerden ve işçi partililerden oluşan çoğu eylemde de aynı kişilerin sahnede yer aldığını görüyoruz. 4980 kişi. 76 milyon içinde sadece 4980 kişi eylem yapıyor. Ama bizde öyle bir medya var ki olayları öyle aktarıyorlar ki haberlere baktığınızda sanki bütün şehir ayakta. Öyle gösteriyorlar. Ondan sonra deyince yani sizin hassasiyetiniz niye yok? Bir araya gelip konuştuğumuzda bize ne görev düşüyorsa biz de varız. Ya bunu söylemeye gerek yok ki. Bu zaten bilinen bir şey. Üzerinize düşen görevi siz yapmalısınız. İşte biraz önce bahsettiğim o tezgahta malum medya kuruluşları da var. Onlar da bu tezgah karınca kararınca nifak suyu taşıyorlar. Onların da safları belli. Akil İnsanlar Heyeti bir şehre gidiyor. 30 kişi, 40 kişi eylem yapıyor. Olayı sanki tüm şehir bunların karşısına dikilmiş gibi lanse ediyorlar. Kamera oyunlarını biliriz. Kamera şakalarını da biliriz. Oynanan oyun bu. Şu anda aynı medya, aynı tavrı 1 Mayıs'taki gösteriler için de sergiledi. Ellerinde sapan olan, ellerinde demir bilyeler olan maskeli, üniformalı militanlar bu medyaya göre çiçek çocukları böyle takdim ediliyor. Ama bu medyaya göre polis, güvenlik kuvvetleri faşist. Ondan sonra başbakan bağırıyor, çağırıyor. E tabii bağıracağım canım. Tabii bağıracağım. Sen kalkar da her tarafı yakıp yıkan, elinde sapanlarla, elinde bilyelerle kalkıp orada polisime, emniyet güçlerime karşı bu tür terörist bir eylem gerçekleştirenleri savunursan, onları masum gösterirsen, tabii ki bundan yaralanan, sorumluluk mevkiinde bir insan olarak evet ben bağırırım. Gazdan etkilenen militanlar mazlum. Ama kafasına taş isabet eden, bilye isabet eden ve yaralanan ve o anda da beyin kanaması geçiren polis faşist. Biz bu tezgahı da yutmayız. Biz bu tezgahı da çok gördük. Belli işçi örgütlerinin, belli medya kuruluşlarının huzur ve barış ortamını sabote edercesine nasıl çatışmaları körüklediğine defalarca şahit olduk. Şimdi CHP 1 Mayıs'ın öncesinde ve sonrasında tüm o marjinal gruplara sürekli gaz verdi. Bakmayın ha, CHP'nin gazı polisin gazından daha tesirlidir. Bunlar malum çevre. Tüm o marjinal grupları hatırlatıyorum. Polisin gazı sadece göz yaşartır. Ama CHP'nin gazı dikkat edin zehirler. Buna çok dikkat edin.